Dostlar, yeni yılın ilk videosundan cümleten selamın aleyküm. Bakalım hangi güzel kardeşim selamımı alacak ve yorum kısmına aleyküm selam yazılacak üşenmeden merak ediyorum. Onun dışında Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Allah utandırmasın, ailece yeni yılda güzel başarılar elde edelim. Umarım herkesin dileği kabul olur, sağlıklı güzel bir yıl olur ve herkes kalbinin ekmeğini yer. Şimdi dostlar, yeni yılın ilk videosunu güzel bir şekilde bekliyordum. Komik bir video olarak bekliyordum ama sizler istediğiniz sizleri kırmıyorum biliyorsunuz. Sizleri kıracağıma kafamı kırarım biliyorsunuz bunu da. Omar, maalesef Omar dün gece talihsiz bir şekilde yaralandı ve yüzü, eli, aynı zamanda bazı bölgelerinde yanıklar oluştu. Bu olayın içgüdüsünü bilmeden, bu olayın anayasasını bilmeden bazı insanlar o kadar önyargılı ki ve bu önyargıyı da geçiyor kalpsizlik ki anlatamam. Biliyorsunuz dostlar, sizlere sordum. Omar'ın videosunu çekeyim dedim. Bu sorunun altına öyle bir yorum gelmiş ki bu insan benim abonelerimden olduğu için ben utandım. Cidden utandım. Sizlerden de özür diliyorum böyle bir adama video içeriği sunduğum için. Bakın, bu prim değil. Ben bir insanım ya, ben insanım. Aynı zamanda Müslümanım, onu geçtim. Ama yoruma bakar mısınız? Haha, iyi olmuş. Yılbaşı bize günah, Allah cezasını vermiş. Birincisi, Omar Müslüman. İkincisi, her insan kendi bacağından asılır. Bu zaten Kur'an'da da geçer. Senin amelin bana işlemez. Senin amelin sana, benim amelim banadır. Bu Allah'la benim aramdadır. Bir insan içki mi içiyor? O Allah'la arasında. Sen ilk önce kendi ameline bak. Bu doğru bir şeydir. İkincisi, Kur'an'ın emirleri sevgi ve saygıdır. Sizler bunları bilmiyor musunuz? Madem bu kadar, yılbaşının günü olduğunu biliyorsun. Kur'an'da yazmaz mı? Başka insanların hayatına saygı duyacaksın, sevgi duyacaksın diye. Tamam, yılbaşı günah. Ama o adam kutlamış mesela. Atıyorum ki kutlamış. O adama neden saygı göstermiyorsun? Sen kutlamadın, o senin Allah'la aranda. Yarın bugün o Allah'a hesap verecek zaten. Siz önce başkalarının amellerini düzeltmeye çalışacağınıza kalbinizdeki kötülükleri düzeltmeye çalışın. İyilikler yapmaya çalışın. İbadet etmekle, Allah'ın adını anmak da Müslüman olunmuyor. Müslüman adam iyi bilir ki iyiliği, sevgiyi, saygıyı çok iyi bilir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek alın biraz. Sizlere hiçbir şey demiyorum. Belki Allah onun cezasını vermiş ama sizlere çok daha büyük bir ceza verecek. O kadar kalpsizsiniz ki hiçbir şey demek istemiyorum. Bu videoya atılan her beğeni Omar'a bir geçmiş olsun, bu insanlara bir tokattır. Şimdi Omar nasıl yaralandı, buna gelelim. Şimdi dostlar, Omar'ın Down sendromlu bir çocuğu var. Down sendromunu çok iyi bilirler ki şöyle kalbi elindedir, yani duygusal bir insandır. Dünyanın çoğu yerinde de o insanlara bakan insanlar öldüğü zaman o insanlar üzüntüden ölür. Bu kadar minnak bir kalpleri var. İçlerinde kötülük olmayan nadir insanlardan. Öyle söyleyeyim sizlere. Böyle elinde tutuyorsunuz ya kalplerini. Bakıyorsunuz böyle güzelce, onlar size bakıyor. O şekilde bir insanlar bunlar. Omar, Down sendromlu çocuğuna bir havai fişek gösterisi hazırlamış. Bu havai fişek gösterisini yaparken bir kaza oluyor. Ve havai fişek elinde patlıyor. Sıçrıyor, yüzüne geliyor, gözüne geliyor. Ama biz Türk milleti olarak ön yargıyı o kadar fazla seviyoruz ki, o kadar çok seviyoruz ki direkt bu söylendi. Omar içmiş, kafası güzel. Ezan okunuyor bu arada, azzallah. Allah bizi affetsin, yani çok bağırıyoruz biraz da stüdyoda. Şimdi, o kadar içmiş, o kadar kafası güzel ki nasıl yaktığını bilmemiş. Omar içmiş, bak Omar içmiş. Olayın içini biliyor musun? Bilmiyorum da içkidir birader. Biliyor musun olayın içi? Bilmiyorsun. Omar'ın Down sendromlu çocuğu olduğunu bile bilmeyenler var. Omar içmiş sadece. Omar niye içmiş? Omar içmiş. Beni ilgilendirmez. Allah cezasını vermiş. Daha beter olsun. İçmiş. İçki çok haram bir şey. Evet. Kalpsizlik, iftira, önyargı, dedikodu, fesatlık, fitnelik. Bunlar günah değil. Omar içmiş ya. Omar içmiş. Omar içmiş. Omar isterse ölsün. Beni ilgilendirmez. Bana ne ya? Bu. Yani Türk milleti olarak çoğu insan bunu düşünüyor. Omar çocuğunu korumak adına işler kötü gittiği zaman, çocuğunu korumak adına havai fişeği eline aldığı zaman patlıyor. Yüzüne, gözüne ve kollarına yanıklar oluşuyor. Galatasaray başkanlarının birinci başkan ve ikinci başkanın açıklaması bu şekilde. Adamın gözü kör olabilir. Bir insanın gözü kör olacak. Bu umurunda değil. Bir insan ölebilir. Bu umurunda değil. Adam içmiş. Daha demin ne dedim ben? Allah'la arasında dedim. Senin amelin benim amelim. Farklı. Ben cehenneme giderim bunu yapıyorsam. Biz şunu demeyi bilmiyoruz. Çok geçmiş olsun. Allah gecinden versin. İnşallah iyileşir. Allah ıslah etsin.
Umarım ki içmişse bir de Allah istasın demiyoruz. İyi ki olmuş diyoruz. Ama sözde Müslümanız. Sözde Müslümanız. Kur'an'ın emri neydi? Neydi? İyi ki olmuş mu demekti? Hazreti Muhammed'in sünneti neydi? İyi ki olmuş mu demekti? Hayır. Allah ıslah etsin. Ama anlatamıyoruz işte. Bakın arkadaşlar, sağlıkçılar çok iyi bilir ki vücudumuzdaki en narin organlardan biri, en böyle mikrop kapabilir organlardan biri gözdür. Göz mikrop kaptığı halde, bakın elinizi gözünüze vurursunuz. Vurmayın tabii ki. Ne oluyor? Mikrop kapıyor. Mikrop kaptığınız zaman antibiyotik de o mikrobu kurutmak bile bir meseledir. Ki kaldı havai fişek patlıyor ve onu santim santim o gözü kurtarabilmek için işlemek gerekiyor. Ben sağlıkçı değilim ama neyin ne olduğunu biliyorum. Omar'ın doktoru ne dedi? Gözün bir kısmı diğer göze rağmen daha çok patlamış. Of, bir fotoğraf var, onu paylaşamıyorum ama internette ayrıntılı bulursanız zaten bulabilirsiniz. Şunu söyleyeyim ben size. Öndeki plakayı temizliyorlar. İlk baştaki plakayı temizliyorlar. Gözün durumuna göre kurtulabilecek denilebilir. Göz şu anda kurtarabilecek seviyede mi onu bilmiyoruz. Durumu iyiye gidiyor. Evet, ama o gözün kurtulması için plaka plaka temizleyip o gözün sağlıklı yanıt vermesi gerekiyor. Diğer türlü bir insan gözünü kaybedebilir, futbol hayatını geride bırakabilir. En önemlisi, Down sendromlu çocuğunu korumak için böyle bir fedakarlık yapan baba çok üzülebilir. Bu gerçekten zor bir şey. Bakın, buna saygı göstermenizi rica ediyorum. O bahsettiğim insanlardan. Beni tanıyan, beni seven, benim takipçilerim bunu çok iyi bilir ki adamdır. Asla kimseye Fenerbahçeliymiş, Galatasaraylıymış, Trabzonluymuş mesele değil. İnsan meselesi bu. Kalp meselesi bu. Dostlar, Omar bu meseleyi yaşadıktan sonra sitenin ambulans görevlisi geliyor. Omar'ı götürmeye çalışıyor. Yani götürecek adam. Hastaneye götürecek, yetiştirecek. Bunun sırasında Omar'ın bir fotoğrafını çekiyor. O anki fotoğrafını çekiyor ve bunu yayıyor. Galatasaray bir açıklama yaptı. Dedi ki, bu fotoğrafı yayan kişiyi aynı zamanda paylaşan kişilere bildiğiniz dava açacağız. Bunun peşini bırakmayacağız. Bir insan olarak bunu nasıl yapıyorsunuz dedi. Gerçekten ayıp, gerçekten günah. Asıl günah budur işte. Adam orada can çekiyor, sen fotoğrafını çekiyorsun. Sosyal medyada yayınlıyorsun. Omar'ın son hali. İcap eder mi hiç ya? Şu an kimse Omar'ın durumu hakkında bir şey demiyor. Allah'ın izniyle bir gözlerini açsın diyor. Ondan sonra diyor duruma bakacağız diyor. Şu anda durumu iyi. Konuşabiliyor, sohbet edebiliyor, kendini ifade edebiliyor. Doktorlara karşı, ailesi yanında, takım arkadaşları yanına gitti, geçmiş olsuna. Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak yılbaşı gecesi bile çıkıp onun başında bekledi. Bu çok güzel bir şey. Çünkü bir takımda aile meselesi vardır demektir. Çok hoş bir şey. Yani gerçekten ben şunu söyleyeyim. Bir hocayla bir futbolcunun bu kadar yakın olması gerçekten muazzamdır. Tebrikler Fatih Terim. Her ne kadar sevmenin de olsa gene de insanlığını yapmışsın, büyüksün hocam. Dostlarım, Omar'ın dediğim gibi olayı bu şekilde oldu. Hiçbir yazdığına inanmayın. Bu Galatasaray as başkanlarından bir açıklamadır, haberiniz olsun. Boşa kürek sallamıyorum burada. Omar'ın tedavisi adım adım yapılacak. 2-3 haftaya durumu netleşir. Tabii ki de gün ve gün bir sorun olduğu zaman veya bir iyileşme olduğu zaman ben sizlere aktaracağım, haberiniz olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, aynı zamanda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlerden rica ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun dostlar. Görüşmek üzere.